Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş Rus ordusunun bombardımanı ve çatışmalarla devam ederken, Ukrayna ordusu bazı bölgeleri geri aldı. Daha önce kanalımızdan açıkladığımız Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Çeçen lider Ramazan Kadirov'a bağlı birliği saldırı düzenleyerek 70 Çeçen askeri etkisiz hale getirdiği haberi Çeçen bir askerin yaptığı açıklamayla desteklendi. Rus Telegram kanallarında yayınlanan paylaşımda Kadirova bağlı birlikteki bir asker 3 gün önce Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının taarruzu sonucunda 70'ten fazla kaybımız oldu. Çoğu yanarak öldü dedi. Diğer yandan Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 tarafından Hersin bölgesinde ilerleyen Rus konvoyunun yapılan saldırıyla imha edildiğini açıkladı. Ukrayna ordusu diğer yandan Voznesensk bölgesinde bir Rus konvoyunun pusuya düşürüldüğünü bildirdi. Diğer yandan Mikolayev bölgesinde Ukrayna kuvvetleri bir BTR suçu işlerken ambulansları da cephane taşımak için kullanmaya başladı. haç işareti bulunan ve ele geçirilen Rus askeri ambulansın içerisinde D-30 obüsü, 2S1 Gvozdika KMT ve 3V0F6 1122 milimetre topçu mermileri olduğu tespit edildi. Öte yandan yiyecek ve içecek sıkıntısı çeken Rus askerler savaşmayı bıraktı. Muhtemel Sumi bölgesinde bulunan yüzden fazla sözleşmeli Rus askeri çektikleri videoda 4 gündür bir şey yiyip içmediklerini belirterek, Rusya'nın sözleşmelerini de iptal edeceğini açıkladığını kaydettiler. Askerler, herkesin Rusya'nın gerçek yüzünü görmesini isteklerini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov ise Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini, Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberinin daraldığını söyledi. Konaşenkov, Rus askeri güçleri Balakliya kentinin yanı sıra Vinogradnaya, Sartaka, Vodyano, Çistopolye, Novopoltavka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı dedi. Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerini imha etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, başkent Kiev'in Nisahora bölgesindeki bir teknolojik radyo-televizyon merkezini vurduklarını aktardı. Konaşenkov, operasyonun başlamasından bu yana toplam 1612 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 62 komuta ve iletişim merkezi, 39 adet S-300 hava savunma sistemi, BUK-M1 ve OSA, 52 radar istasyonu bulunuyor, ifadelerini kullandı.